Selam dostlar, Enkes'in 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet, en son kaldığımız yerden devam ediyorum arkadaşlar. En son bu bölgedeki insanlarla konuşmuştuk. Bu tarafa gitmemiştik de. Galiba bununla konuşacaktık. Görevimiz galiba bununla konuşmak. Bir bakalım ya. Yani hatırlamıyorum da arkadaşlar. Biraz zaman geçti aradan. Evet, Sebastian Van Ulden'le konuş. Son görevimiz bu. Abi onunla konuşuruz. E sen, seninle konuşuyoruz. Seninle konuşmam gereken bir iş var dedi. Benden önce oldukça kıllı bir sarılı ne yaptı burada? Oldukça kıllı derken yani saçı başı çok anlamında mı söylüyor bunu? Galiba. Elinde bir balık şeyi varmış. Atıştırmalığı varmış. Daryl Gilmore'muş. Yükleyiciymiş kendisi. Böyle elini omzumuza falan attı böyle bir anda. Tam şey... İş çeviren şerefsiz bir herife benziyor bu ya. Uzun lafın kısası yavruk edecek. Sana bir fırsat sunuyorum. Bir iş teklifi. Ne pişirdiğimin kokusunu alabiliyor musun? Pişirdiğim şeyin kokusunu alabiliyor musun? Pekala, olay şu. Arkamdaki yere girmek ister misin? Daha yeni kargolamadan yeni buraya döndüm. Ve bazı şeylerin yerini değiştiriyorum. Kutuların falan. Henüz transferi mühürlemediler. Yani onlardan birkaç tanesine bakıyordum. Ve bak ne varmış orada. İçerisinde relikler vardı. Başta çöp olduklarını düşünmüştüm ama hayır. Bunlar gerçek saf reliklerdi. İkinci sınıf. Anladın mı? Anlamadım abi. Kaliteli bir mal varmış yani içeride. Her neyse. O kutuları alamıyorum. Her yerde şu an gardiyanlar var. Ama sen bu işi halledebilir misin gibi gözüküyor. Oraya bir ninja gibi girip yatan şeyleri alabilir misin? Beni unutma tabii ki de. Ana olarak hani unutmaman gereken şey sessiz bir şekilde gitmek. Kameralara yakalanma veya gardiyanların seni görmesine izin verme. İyi olacak. Peki abi, içindeyim. Hadi bakalım dedi. Hey, de stat mode'a geçiyormuşuz. Caps lock'a basarak görünür alanları görebiliyormuşuz abi. Buralar görünür alanlar belli ki. Hani gideriz oraya da önce bir şu çer çöp bir araştıralım. Önceliğim her zaman çer çöp arkadaşlar, bilirsiniz yani. O finler, oha burada ceset varmış. Ay pardon. El alışkanlığı C'ye bastım. Ya buna görünmeden nasıl geçeceğiz buradan? Bakayım ya. Önce bir şunlarla falan bir konuşalım da. Tabutu da yağmalayabiliyormuşuz. Peki. Etkileyici bir adam. Uzun işte gri saçlı. Sigara içiyor.
glü de botun oraya düşmüş. Selamlar. İyi misin? Şey hani bu profesyonel bir ilgi dedi. Burada ne yapıyorsun? Bu adamları işte yakım işlemini hazırlıyorum. Et vagonunun gelmesini bekliyorum. Her şey onların burada olduğundan iyi olduklarına emin oluyorum dedi. Kutular ne için? Kutular mı? Kutularla neyi kastediyorsun? Bunlar tabut, tabut. Bunlar benim gördüğüm en iyi tabutlar. İşte bir pencere. Ölüye bakabiliyorsun. Açmak veya kapamak ister misin? Yapabilirsin. Ve işte hani kapağın düşmesini engelleyecek bir şey de var. Pekala, teknoloji. Rahat, yumuşak, rahat ve ses geçirmez. İçindeki tüm ağırlıkla kaydırılabilir. Denemek ister misin? Peki abi. Tabutun içinde yatmak tüm ağırlığımızla iyi bir şey gibi dedik. Pekala, yat bakalım. Yalnızca kapağına dokunma. Bazen sıkışabiliyorlar. Tabutun içine yat. Aynı şey gibi diyor hani. Pamuk Prenses'in... Pamuk Prenses miydi? Aynen, Pamuk Prenses'in gibi tabutun içine yat diyor. Yat ve gerçekten de çok rahat olduğunu gözlemle. Pamuk Prenses gibi yapalım. Hayır. Kendime gidip bir kahve almak istiyorum. Sana da getireceğim. Kahve ister misin? Hayır mı? Pekala o halde. Yakında geri dönerim. Abi üstümüze mi kapandı? Tabut üstümüze kapandı anasını satayım. Biraz daha yat. Biraz daha yatarsan bu işin sonu bizi krematoryuma götürecekler, bizi canlı canlı yakacaklar gibi hissediyorum ama. Çok merak ettim abi. Biraz daha süre harcıyorsun içerisinde. Yani bu adamlar işte iyi para şey yapmışlar, gömmüşler falan diyor. Tamam abi, açmayı dene. Ağlayabiliyoruz yardım için. Teknolojimiz 20 olduğu için açmayı başaramadık. Gücümüz, cesaretimiz yok. Bağırıp tabuta vurup ağlıyorum ama ses geçirmez dedi herif bana. Aniden tabutun kaldırıldığını şey yapıyorsun. Bir yere transfer ediliyorsun. Bağırabildiğin kadar yüksek sesle bağırıyorsun ama kimse seni duymuyor. Evet. Tabutun içerisinde öldük arkadaşlar. Büyük save de almamıştım, değil mi? Nerede ki bir quick save abi? Ben quick save attığımı hatırlamıyorum. Oyunun kendisi otomatik quick save atar mı? Aa, buraya girdiğim anda at. Abi. Asa bir 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 bir. Abi sen işte lootlar değişiyormuş. Vay vay vay. Daha burada gardiyan yok gibi. Yok gibi mi yoksa? Yo, var. Abi sana da tabutuna da lanet olsun ya. Tamam abi. Geç geç. Cesetlere bakabilir miyim abi? Birincisine baktım.
Bir askerden geriye kalanlar. İkinci cesede bakalım. Güzel orta yaşlı bir kadınmış. Gümüş üniformalıymış. Bizim gibiymiş bu da. Üçüncüsüne bakalım. Bu da bir turunculuymuş. Bu tamamen morarmış. Boynuna da şey geçirmişler. Asmışlar yani herifi. Peki abi. Teşekkürler. Ne oluyor lan burada? Bir çeşit oyunu bölüyor gibisin. 3 tane turunculu anında dondular. Böyle kollarını kenara böyle şey yapıyorlar. Bir geriniyorlar. Ve sana bakıyorlar. Ne oynuyorsunuz? Böyle göz ucuyla bir tane sana bakıyor. Hayır patron. Hayır, kumar yok burada. Hepimiz biliyoruz ki biz bu tarz oyunlar oynamayız. Kural budur. Burada hiçbir şey yok. Biz yalnızca işte kendi aramızda şu şeyin içine tükürebilir mi arkadaşımız diye bahis oynuyorduk. Yaklanatma olsak şey yapabiliyormuşuz. Abi yetkilileri bilgilendirmeyeceğim. Ne oynuyorsunuz? Anlat hadi. Boş yapma dedim. Baç Castiglione. O oh, Castiglione da ne kadar güzel bir soyadı. Baç Castiglione denen turunculu herhalde bu. Aynen buymuş. Seviye 2'ymiş. Pekala pekala. Bir çeşit oyunu oynuyoruz. Boltlarla. Bolt oynuyorlarmış pardon. Ne abi bu oyun? Bu oyun hani şeydir, iyidir. Görüyor musun? Kartlarla oynanır. Eğer senin kartını bulurlarsa birkaç haftalığına hapsedilirsin. Ama bu oyun tamamen güvenlidir. Kuralları söylesene abi bana. Bir partnerle veya bir küçük bir grupla oynayabilirsin. Herkese 3 tane bolt verilir. Ceplerine koyması için. Otel de budur. İşte şey yaparız. Bir çember oluşturuz ve herkes çeker. Kimin çektiği önce şey olursa o kazanır. Ve saat yönü terse dönmeye başlar ondan. Şimdi işte ana olay burada devreye giriyor. Elinde 3 tane bolts varken veya 2 tane veya 1 tane. He, yalnızca 3, 2 veya 1 tane bolts'un olabilir. Çoksa veya azsa işte olmaz gibi bir şey söylüyor. Her turun sonunda herkes elindeki bossları ortaya koyar. Bu sayı işte 0 ile 12 olabilir gördüğün gibi. Ve sakın şey yapma, başkasının numarasını söyleme dedi. Abi anlamadım. Ama girelim. Hadi bakalım 200 lira yatırdık. Vidalarla oynanıyormuş bu arada. Vida demek boss. Evet. Cheating yapabiliyoruz. Cheating'imizde 30'umuz var galiba. Evet açıkça tamir yerinden çalınmış 3 tane yağlı vidayı eline tıkıştırdı. 3 tane kendine aldı. Patrick ve Ivan da aynı zamanda 3'er tane aldılar. Hile yapmayı deneyelim ya. Hangisinin kısa kürdan olduğunu biliyorsun. Evet, bir şey bulamadan bir tanesini çektin içinden.
Kısa olan Patrick'e gitti. Bundan da mı o ilk başlayacak demek. Ondan sonra Batch, daha sonra Ivan. Senin sıran sonuncusu. Elini böyle yumruk şeklinde öne koydu. Abi hiçbir şey anlamadım oyundan ya. Bakalım anlayacağız herhalde. Ivan'ın böyle alnı kırışmış. Şimdi. Elimizde kaç vida bulunduracağız? Abi elimde sadece bir tane bulunduracağım. Hazırız. Abi hiçbir şey anlamadım gerçekten. Olay şu. 3 tane vidamız var arkadaşlar. Hani anladığım kadarıyla olay şu. Başta kürdan çektik. Kürdan sırasına göre şey yaptı, hani saat yönüne döndü. Kim çektiyse hani kısa kürdanı. Cebimizdeki 3 kürdanın hepimiz ortaya böyle elimiz yumruk şeklinde koyuyoruz. Kimin kaç tane vidası varmış ona bakılıyor. Ulan başta anlattığıyla çok garip yani. Ya da ben anlamadım. Başta düzgün de çevirememiş olabilirim. Kusura bakmayın. Tamam abi. Şimdi oyunda kaç tane vida var onu bilmeye çalışacağız. Ben bir tane attım ortaya. Hani zaten 12 falan olamaz. Maksimum 10 olabilir. Hepsinin 3'er tane çekmesen 10 olur maksimum. Biri 8 atmış galiba. Biri 1 demiş. Biri 5 demiş abi. Biz bunları diyemiyoruz çünkü. Hepsi 2-2 atsa 7 olur. 1-2-3 atsalar 7 olur. 2-2-1 atsalar 6 olur. 0 da atabiliyorlar ama. Bence kendine çok güvenen direkt 3 attı zaten. İlk atan abi. Benden gelecek 4. Minimum 4 var diye düşünüyorum oyunda şu an. Abi 2 taneyi 1'e atmış mıdır ya? Bence de 5 ulan. Yani 5'i 2 biz alamıyor muyuz? Ya 4 ya 6 diyeceğim ya. Hadi bakalım. Ben de 6 dedim. Herkes açıyor şimdi ellerini. 3. Belliydi zaten onda. Bu hiç atmamış ortaya. Burada 2 tane varmış. Beş oldu zaten. Benim ekleme falan gerek yok ya. 3'tü. 2 burada var. 5. Ben de bir tane göstereceğim. 6. Ulan bilmediğim oyunda koydum ha.
Ya abi kaç tur oynayacağız bunu ya? He, botların da bitiyor. Abi ben gene bir tane çıkartıyorum. Tamam abi. Benim şeyim adımım falan dedik. Şimdi botlar bitiyor. Ama 3 atınca 3 alıyor mu tekrar mesela? İlki 3 atmıştı. Birisi ortaya hiç bolt atmadı. Onda hala 3 tane var. Ben bir tane attım. Diğerinde bir tane kaldı. O ilk koyanda, az önce ilk koyanda 3 tane şey kaldı mı acaba? Yani 3 tane verdiler mi sonradan kullandı diye, yoksa sıfırlandı mı? Abi şimdi bak. Ben bir attım. Ortaya hiç atmayan bence bu sefer 2 atmıştır. Ya 4 ya 2 diyeceğim ya. 4 galiba. Hadi bakayım. Aç. Şerefsiz. 2. Aa, 5 olmuş ki zaten her türlü. Buna vermişler abi elini. E tamam, ben de elimi gösteriyorum ya. Ben hiçbir şekilde yapamıyorum şu anda. 1'i 2 attı çünkü. Değil mi? Aynen, bu 2 attı, her türlü 5 oldu. Elimi gösteriyorum abi. Benim niye şu an 3 tanem yok? Tamam lan, ben de 2 atıyorum. Hadi abi, boş yapmayın. Ya şimdi bunları tek tek okuyup da böyle kimin aa şunu yapabilir, bunu yapabilir falan diye düşünmek lazım aslında da. Tam bu sefer 7 diyeceğim ya. Nedense 7 geldi için. 1 atmış. Güzel. 3, 4 oldu. Diğer oyundan mı çıktı abi? Bir tane eklemeyi denedim. Lan! Hayır! Yanlış hesap etmişim. Ulan kazandığım oyunu kaybettim. Ya 7 demiştim ya. Abi nasıl bir oyun? Ben ne ara yanlış gördüm? Arkadaşlar sıkıntılı bir oyun oynuyoruz. Tamam, 2 tekrar atıyorum. Tamam hadi. Gene 7 diyeceğim lan. 1. O 0 atmış. 3 çıktı abi bu sefer. Kimse doğru sayıyı bilemedi. Hadi abi. 1 attı bu sefer. Biri 6 demiş. Demek ki o 6 diyen biri 2 demiş. 2 diyen bence atmamıştır. 6 diyen hepsini atmış olabilir. Ben kaç tane atmıştım ki?
Ben de 4 dedim ona. 1, 3. Abi ben doğru bilmedim mi az önce? Doğru bilince mi azalıyor benim boltum? Ben anlamadım ki. Tamam. Bir boltu elimden atıyorum. Hadi bakayım. Gene aynısını diyeceğim. Remove etmeyi deneyeyim mi? Evet, biz kazandık arkadaşlar. Yani gerçekten işkence gibi bir oyundu abi. Böyle oyun olmaz olsun. Altta şeye baktım da hemen. Broken toilet varmış bir tane. Al abi. Çünkü çöp kutusunu da araştıralım. Hiçbir şey yok, ne güzel. Abi buradan mı çıktım dedi acaba ya? Merhabalar. Kısa böyle zayıf bir teknisyen. Bu işte rafların orada çalışıyor depoda. Marek Danoski'ymiş adı. Abot lütfen, bu artık komik bile değil. Yardıma mı ihtiyacım var? Tanıdık olmayan bir ses duyunca şöyle hemen bir döndü arkasını. Ah tanrım. Üzgünüm. Seni aptal iş arkadaşımla karıştırdım. Yardım mı diyorsun? Olur aslında. Scanner'ı nasıl kullanacağını biliyor musun? Ve envanterden şey yapmayı. Envanter almayı. Muhteşem. Masadaki işte çantaların içerisinde 6 tane relik var. Onları scanle ve datalarını deftere yaz. Aynı masada bulunuyor. Teşekkürler. Yalnızca 2 dakika önce tanıştık ama çoktan Abbott'tan daha iyi olduğunu kanıtladın. Gerçekten muhteşem. Scanner nasıl kullanılır bilmiyorum abi. Hepsini scanleyip en son mu yazacağım yoksa tek tek mi yazmam gerekiyor acaba? Umarım hepsini scanleyip en son yazsak oluyordur. Relikler de kodekse ekleniyor bu arada. Onlara da bakarız. Abi şu oyunu hala nasıl kazandım hiç fikrim yok ya. Oyunu anlamadan kazandık abi, şansa bala. Hayatta ilk kez şansım tuttu, o da şu oyunda tuttu ya. Hadi bakalım. Notebook'u doldur. Oo, hiçbir şey okumadım ki abi. Bir saniye. Data. Reputation'ım niye artmadı abi benim, az önce kumarda yendim lan. İti uğursuzum. Codex. Buradan tek tek yazmam gerekmiyordur umarım. First Relic Class. Resume Function, Calculating Machine, Jewelry, Decoration, Occult Object. Bunlardan birisi olabilirmiş. Umarım bunları hani otomatik yazıyorsundur. Direkt kopyalıyor abi, tamam. Gel, yaptım görevini. Item Crafting mi?
Hala notebook'unu yapıyor. Verdiğin görev hakkında. Bitirdim abi. Evet, muhteşem bir iş. Şaşırdım hatta. İnsanların bu kadar böyle iyi bir şekilde söylenenin yerine getirdiğini görmesi ilginç. Yardım için teşekkürler. Umarım abi. Neymiş? Mermi. Bulunur. Public terminal varmış. Craft. Crates pardon. Bularmış. Ver abi mermiyi. Crate'leri araştırabiliyor muyuz? Devam et. Yaptığımız yardımlardan sonra her şeyinize çökebileyim yani. İşte böyle işliyor bu işte. Terminalleri bir okuyalım. ₺500 liraya ne? Editleyip personel kayıtlarını şey yapabiliyormuşuz, değiştirebiliyormuşuz. Geç. 500 lira verecek param yok. Ne yazıyor abi terminalinde? He, bu Gunsmith falan nasıl kullanılır onları yazıyor. O, bunları okumayalım abi. Kullandıkça öğreniriz ya. Al girdim Gunsmith'e. Nasıl kullanılıyormuş? Tamam. Basit. Bunlar varsa Gunsmith'imiz bu kadarsa bunu yapabiliyoruz işte. Yani bu kadar metin de yazmanın bir anlamı yok. Yani şuna yazmanın anlamı yok, anladınız mı? Şimdi dediğim nereler kaldı? Buraya gireceğim. Buraya nasıl girebilirim abi? Ya da buradan bir yere mi gideceğim ya? Ben anlamadım. Garaj kapısı, landing track. Tanışma görevimizi bitirebilir miyiz arkadaşlar ya? Neydi abi son adım? Sebastian Van Ulden'e açıklama yap. Bunlarla konuşmuştuk bir önceki bölüm, hatırlıyorum. Bununla da konuşmuştuk. Sebastian Van Ulden. Seninle bir konuşalım daha. Uzun bir bilim adamı görüyorsun. Beyaz bir laboratuvar önlüğü giymiş. Senin ayak adımlarının sesine dönüyor. Böyle elinde işte bir kağıt şeyi tutuyor. Kalemle. Sebastian Van Ulden. To the glittering watch on his wrist. I want us to respect one another's time. Please speak loudly, clearly and to the point. You must be the newcomer I was told about. Birbirimize saygılı olmak istiyorum öncelikle. Lütfen sesli bir şekilde açık ve doğrudan konuş. Bana söylenen yeni gelen kişi sen olmasın. Seninle tanıştığıma sevindim. Selamlayalım abi. Buraya bilgilendirilme için geldim. Raises his watch for a closer look and sets the timer. Saatine bir zamanlayıcı koydu. According to the rules of this briefing, I have to touch on a large number of topics. Therefore, I will do so very briefly. Do not interrupt me. When I'm finished, I'll answer. Peki, eğer bu işte şey kurallarına göre, hani tanıtım kurallarına göre oldukça çok fazla sayıda ana maddeye dokunmam gerekiyor ve yani çok fazla bilgilendirecek şey var. Lütfen benim bölme ve bitirdiğim zaman senin sorularına cevap verebilirim. Sırayla tabii ki. Bazı butonlara falan bastı. Senin skenerini görmeliyim. Minerva database ile bağlantılı çalışıyor olmalı. Her bir yaptığın tarama Kronos'a ve işte atalarımızın bilgilerini ata bilgisi puanı verecektir. Ona hiçbir fikrim yok. Dinliyor musun? Bilimsel anlamda ilgini çeken her şeyi tara. Öncelikle anomaliler. Onlar tehlikeli olabilirler. Her zaman dikkatli yaklaştığından emin ol.
He places a canvas pouch in your hand. This pouch is full of bolts. You can temporarily discharge an anomaly by throwing a bolt into it. It's primitive but reliable. Bunun içi işte vidalarla dolu. Eğer bir şey görürsen bu vidaları fırlatabilirsin. İlkeldir ama kullanışlıdır. So, my oral briefing fell within the allotted span of time. Any questions you want to ask me? Bu Minerva ana şey database nedir abi? Muhteşem. Temelden cahiller. Minerva Magellan üstünde yer alan bir ana şeydir. Sen de yakında oraya gideceksin. Minerva diskleri işte Dome'daki her türlü bilgiyi barındırır. Ve bu şirketin çalışanına dair. The instructor looks at his chronometer again. İkinci parçası için hazır mısın? Daha fazla sorun var mı? Bu knowledge puanlarının olayı nedir abi? Bilgi puanlarının? Herhangi bir şey biliyor musun? Nasıl oldu Dome'a geldin sen? Knowledge puanlarını objeleri scan ederek kazanırsın. Tarayarak yani. Anomalileri ve relikleri tara. Ata puanı için. He explains with a sagacious expression. Bu eşyaları falan hani şirkete ait eşyaları veya hatta çalışanları tararlarsan ölü veya diri olsalar da Kronos puanı elde edersin. You can exchange knowledge points for medication and equipment as part of the volunteer research program. Are you ready for the next part? Gönüllü araştırma programı için ekipman ve başka malzemeler için bu knowledge puanını takas edebilirsin diyor. Bir sonraki şey için hazır mısın? Zaman işliyor. Tamam abi öğreniriz gerisini ya. Tamam hadi. Tamam hazırım. You're within the time limit for questions. The next step is training in the artificial eco zone. Senin diyor işte sorularla şeyin bitti. Artık artificial eco zone'da adım atmanın vakti geldi. You're going to go downstairs and scan relics. I will be monitoring your progress. Please note there are several. Senin aşağı inip bir reliği scanlemen lazım. Seni buradan izliyor olacağım ilerlemeni. Radioactive zones and relics are quite common under the dome. Ekozonda bazı anomaliler, radyoaktif şeyler vardır. Bu işte alanda çalıştığın zaman başına gelecek şeyleri şey yapar. Domun altında radyoaktif bölgeler ve delikler oldukça şeydir henüz. Bol bulunur. İşte Arad 3'ün ve bir şey daha. Yalnızca bir dakika. Galiba buraya gireceğiz arkadaşlar. Evet, şu reliği tarayacağız yüksek ihtimalle. Ben de geleyim mi abi oraya? Ne yapıyorsun? Merhabalar. Van Olden gestures back at the eco zone. Ha, görevi bitirdiğin zaman geri gel diyor. Geleyim abi. Kendine. Tamam. Dokunmadan yani şunlara dokunmadan iş yapabiliriz ya. Bu kadar da. Şimdiye kadar iyi iş çıkartıyoruz. Oyuncum yani. Ya tamam. Yani. Oyuncum. Çok hani şeysin, iyisin hoşsun da mekaniklerin o kadar iyi değil.
Abi sır keşfettik. Ama kürek gerektiriyormuş. Journal entry. All three objects have been successfully scanned. Come upstairs, employee. Kürek nereden bulabiliriz acaba? Böyle tekrar girebilecek miyiz? Dur bir kürek abi. Aldım mı bir de ben onları? Boş. Burada başka bir şey yok ki. Sebastian meets you on the platform. Your finishing time is within the acceptable range. Uygun bir zaman aralığında bitirdin. Fixing the result time. Bekleyip ne söyleyeceğini duyalım. Çok kötü değil. Tek bir soru. Anomalileri scannerken onları gözlemledin. Onların neden var olduklarını düşünüyorsun? Senin fikrini duymak isterim. Direkt kendi kanatımızın şeyini söyleyelim ya. Yani nedeniyle ilgilenmiyorum. Beyaz kanattakiler buna daha çok önem veriyorlar. Böyle bir nedenden geldiğini biliyordum. Anomalilerin doğası hakkında hiçbir şey anlamadığını görebiliyorum. Yani sana birkaç bilgi vermeme izin ver. Doğrusunu söylemek gerekirse bu fenomenlerin yani şeylerin doğa dışı şeylerin gerçek nedenini tam olarak bilmiyoruz. Aslında hiçbir şey bilmiyoruz. Her ne kadar kendimizi diğer türlüsünü ikna etmeye denesek de. Ben inanıyorum ki bu anomaliler domun güvenlik mekanizması. Genelde gördüklerin işte zararsızlardır. Ama çölde farklı anomaliler de var. İnsanın zihnine bir oyuncak gibi oynayan garip şeyler de. Biliyorum umursamıyorsun. Ama bunu yine de söyleyeceğim. Bilim adamları bugünlerde kanseri iyileştirmek gibi mucizevi işler başarıyorlar. Ve bir işte kahve arası zamanda kahve molasında evrenin sırlarını şey yapıyorlar, keşfediyorlar. Ama bir neden, bazı nedenlerden bilimin böyle hani fundamental yani bunu nasıl çevirebilirim ki? Yani bilim kurgunun her zaman işte bilime bir yatırım olduğunu düşünmüyorlar. Şimdilik burada cevaplar yok. Eğer bir gün domun içinde bir çok kötü bir şey olursa ve eminim ki olacaktır. Bilim bunu koruyacak. Kimse değil. Evet gidebiliriz. Peki abi. 4 radyasyon muymuşuz? Peki abi. Şimdi galiba bu garajdan çıkmamız gerekiyor herhalde. Ama ben bir şuraya da gitmek istiyorum ya. Elimde ne var abi? İlk şey scanner değil mi? Bir F5 atalım. Ha? Ne? Deprem mi oluyor abi? Ne oluyor? Yani deprem oluyor galiba. Lockpick abi. Elimle bile açıyorum anasını satayım. Biz ıslık çalıyorsun da kime çalıyorsun onu?
Anasını satayım, anasını satayım. Safir'e gitmeyi deneyebiliriz abi. Safir'e gidersem tek yemem mi ya? Şuradan çıkamıyoruz bildiğim kadarıyla. Deneyelim. İçeri girdim. Deniyorum abi şu anda. Evet. Aa, kapıyı yüklemeyecek. Oyun çökmedi değil mi? PSC bastım. Eşyamın sesi falan geldi. Ne oluyor? Domu terk etmeye çalışırken öl diye bir achievement oldu arkadaşlar. Auto save yükleyelim. Koş 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 koş. Abi lockpick'le, elinle lockpick'le. Take off. Tek çıkabiliyor muyum? Çıkamıyorum. Beni görse mesela. Tekrar gideceğim de. Attention all employees, clear the landing zone. Attention. Allah'ım. Şeyin de gardiyanın da delisine dek geldik abi. Gerçekten. Evet, ufuk temiz gözüküyor. Bunlar ne, neymiş abi? Delik parçaları. Bunları siken atamıyor muyuz? Atamıyoruz. Concord'da kal. Tamam, gitti mi? Ya oyunun mekaniksel anlamda birazcık şey işte arkadaşlar, anlayın. Yani mekanikleri o kadar böyle sağlam değil belli ki. Ama hikaye falan hoşuma gitti benim. Şimdiye kadar oynadığımla. Üçüncülü kardeşimizle bir konuşalım. Lan herifle benim ilişkim niye düştü ya? Relic Dust veya Relic Shards'ı verebilirim. Veya 20 lira buldum, onu verebilirim. 20 lira buldum deyip. Lira buldum ya. Para mı? Neden orada olsun ki? Pekala, gidecek. Abi yanlış yaptık bence bir şeyde. Dur. Zaten herife de sinsi yaklaşmayalım. Herifle bir anda ilişkimiz düştü. Neyse ki bir yere girip çıkarken kayıt alıyormuş. Birisini verelim. Hangisini vereyim? Relic Shards iyi para ediyormuş. Relic Dust'ı vereceğim. Geç 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 geç. Ben komple bu alanda görür sanıyordum. Görüş alanları çok kısıtlıymış. Ya da bizim sinsiliğimiz mi gayet hani yüksek? Al abi, Relic Dust buldum. Çok büyük kazanç sağlayamadın ama olsun diyor. İyidir diyor. Falan satıyormuş. Peki. Paran da.
Buradaki her şeyi bitirdik mi? Evet, Megan Station'a giden aracı takip etmeye kaldı bir tek. O da yüksek ihtimalle şurası ama garaj kapısı olduğuna göre. Ondan önce yapmak istediğim bir şey var benim. Tabii satış yapılıyor muydu? Önce ona bir bakayım. Aynen, parası varmış abi. Buna bir satalım. Bunları al benden. Bu ne? Perception artı Deftness veriyormuş. Sigma hiç kullanmayacağım bir şey. Şunları al. Bir tane dursun. Belki birine falan veririz. Bir avuç toprak diyor ya. Sağlam para ediyormuş. Susuzluk görüyor ama açlık duyuyor. Güzel. Shotgun shell falan. Abi ağırlığı olan mermiyi hiç sevmem ya hiçbir oyunda. Kullanmadığını satacaksın o zaman yani. Bunları kullanacağımı sanmıyorum. Hatta bunları bile o kadar kullanacağımı sanmıyorum. Inken'i sat. Empty beer bottle'ı sat. Dezenfektan. 300 turluğuna antiseptik veriyormuş. Etiket hadi dursun. Nerede satıyorum? Yaş şeymiş bu ya. Temizleme şeymiş gerçi. Enerji silah kullanıyoruz. Herhalde öyle bir temizlememiz gerekmez. Ama abi sen para ver karşılığında. Bir şey söyleyeyim. Ben buraları çok rahat soyabilirim. Yani deneyebilirim en azından soymayı yani. Neyse son şurası kaldı. Buraya da bir gireriz arkadaşlar. Buraya daha önce girmemiştim. Yetkili misin de bir şey demişti sanki, sormuştu bu kadın bize. Ben de yok abla değilim falan demiştim. Buraya da bir girmeyi deneriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.